Efendim iyi akşamlar. NAV hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız yeter ki. Bugün DİSKAR emekli durum raporunu yayınladı. Detaylı aktaracağız ama DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında özetle kaynak var bu ülkede. Emekli, işçi, işsiz ve çocuklar için dedikten sonra şu çarpıcı ifadeyi kullandı. Yeter ki niyet olsun. Yeter ki tercihler değişsin. Yeter ki dediklerinizi yazabilirsiniz sizler de. Hemen başlayalım bültene. Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. 143 kişi öldü. Rusya'nın terör eylemi olarak duyurduğu katliamı terör örgütü IŞİD üstlendi. Rus lider Putin teröristlerin Ukrayna'ya kaçarken yakalandığını açıkladı. Sorumluları cezalandıracağız dedi. Konser katliamı sırasında yaşananlar an be an kameralara yansıdı. Silahlı saldırganlar konser salonu bastı. 150'ye yakın kişiyi öldürdü. Saldırıya IŞİD üstlendi. Rusya Ukrayna'yı suçladı. Dünyayı alarma geçiren katliam Rusya'nın başkenti Moskova'da konser öncesinde yaşandı. Seyirciler salonu neredeyse tamamen doldurmuş, konser saatini bekliyordu. Dışarıdan silah sesleri duyuldu. Binaya giren silahlı saldırganlar önce salon dışındakileri hedef aldı, karşılarına çıkan herkesi öldürmeye başladı. İki kişi saldırganlardan korunmak için bir sütunun arkasına gizlendi. Saldırganlar ilerledikçe onlar da yer değiştirerek ölümden kurtulmayı başardılar. Kamuflaj giysili ve maskeli saldırganlar daha sonra konser salonuna yöneldi. Seyircilerden bazıları acil çıkış kapılarından kaçtı. Salon ve binada kaos yaşanırken saldırganlar yanlarında getirdikleri Molotov kokteylleriyle yangın çıkardı, kargaşadan yararlanıp kaçtı. Rusya olayı terör eylemi olarak niteledi. Gözlerim çevrildi Ukrayna, ilgimiz yok dedi. İki hafta önce Moskova'daki vatandaşlarına kalabalık alanlardan uzak durun uyarısı yapan Amerika Birleşik Devletleri de saldırıda Ukrayna'nın parmağı olmadığını savundu. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Rus güçleri teröristleri yakalamak için insan avı başlattı. 4 saldırgan Ukrayna sınırına yakın Bryansk'ta yakalandı. Teröristler kendilerine olabildiğince çok insan öldürmeleri için 500 bin ruble, yaklaşık 140 bin lira teklif edildiğini söyledi. Rusya lideri Putin teröristlerin Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını anlattı. Sorumluları cezalandıracağız dedi. Bir günlük ulusal yas ilan etti. Katliamda şu ana kadar 143 kişi öldü. 100'den fazla kişi yaralanırken 4'ü saldırgan, 11 kişi gözaltına alındı. O kadar çok garip nokta var ki bu saldırıyla ilgili. Mesela Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşlarını saldırı öncesinde neden uyardı? Kaldı ki böylesine büyük bir saldırıyı IŞİD'in başka istihbarat kurumları olmadan yapamayacağı söyleniyor. Benim için önemli olan Türkiye ile ilgili sonuçları olur mu? Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal'a sordum. Eğer Rusya IŞİD'in Suriye'nin İdlib kentindeki mevzilerini bombalarsa Türkiye'ye cihatçı akını olur şeklindeki yorumları bu olabilir ama Rusya bu işin faturasını IŞİD'e değil doğal olarak Ukrayna'ya kesmek istiyor dedi. Nitekim o yöndeki ilk açıklamalarını hatırlattı Rusya'nın. Eğer İdlib'i vurmaya karar verirse aslında Türkiye'nin de işine gelir, yapacaklarımız da basittir dedi Profesör Doktor Hasan Ünal. Fırsat bulursam onları da anlatırım. Seçim gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Ankara mitinginde konuştu bugün. Hem Ankara adayı Turgut Altınok hem de İstanbul adayı Murat Kurum için oy istedi. Erdoğan konuşurken İsrail'le devam eden ticareti protesto etmek için açılan pankarta polisler anında müdahale etti. Miting öncesinde en çok merak edilense
Erdoğan'ın kurmayı Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun sözleriyle akıllara düşen emekliye seyyanen zam müjdesi verilip verilmeyeceği sorusuydu. Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara. Bu millet bahçesini kim yaptı? Murat Kurum kardeşimiz bakanken o burayı yaptı. Şimdi Murat Kurum nerede? İstanbul'da. Şimdi İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize de yakışır. Ankaralı seçmenden o istemek için miting düzenlediği Ankara Millet Bahçesi'nden İstanbul adayı Murat Kurum için o istedi Erdoğan. Hedefinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Yavaş'ı Ankara'ya hizmet etmemekle suçladı. Nedir bu Yavaşlardan çektiğimiz ya? Mevcut Ankara Belediye Başkanı şu 5 yılda Allah aşkına siz Ankaralılar olarak ne yaptı ya? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. 5 yıl boşuna geçti. Seçim maratonunun başlangıcından bu yana muhalefet Erdoğan'ı o yoksa hizmet de yok diye yorumlanan sözleri üzerinden eleştiriyor. Cumhurbaşkanı Ankara'da da benzer ifadelerle o istedi. Bu işin mahalli idareler ayağını da sağlam tutalım ki verdiğimiz emek, tahsis ettiğimiz kaynak boşa gitmesin. Emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da çok dikkatli dinleyelim. Emekliye seçim öncesi seyyanen zam verileceği kulislere yansımıştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da Ankara mitingi öncesi bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim dedi. Ama Cumhurbaşkanı emekli maaşları ile ilgili tek cümle kurmadı. Ankara mitinginde de İsrail'e ticareti kesin pankartı açıldı. Cumhurbaşkanlığı korumaları indirdi pankartı. Pankartı açan kadınlar gözaltına alındı. Gözaltı sürerken Erdoğan da konuşmasına devam etti. Mayıs seçimlerini hatırlattı. Altılı masa dağıldı ama yerel seçimlerde gizli ittifaklar var diyerek CHP'ye hedef aldı. Bir matruşka ittifakı var. Bundan seçmenin haberi yok. Yeni adıyla deme oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi işlerine sindiremiyor. Miting sonunda Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı ile beraber partilileri selamladı. İlçe belediye başkanları da çağrıldı kürsüye. Erdoğan'ın elini tutan adaylarla Altınok'un el yakalama mücadelesi takıldı kameralara. Ayaş, Mehmet, Azım, Caner, Can. Güdül. Güdül Belediye Başkanı adayı da selamlama sırasında Altınok'un elini tutmayınca uyarı Erdoğan'dan geldi. Muzaffer Yalçın. Erdoğan seçimin son haftasında seçim mesaisini İstanbul'da sürdürecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'daydı. Hiçbir yerde yapmadığımı yapıyorum dedi. İsim vererek İYİ Partililerden destek istedi. Ataması yapılmayan öğretmenler ve emekliler de gündemindeydi. İyi partililerden, iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığım bir şeyi burada kendi memleketimde sizin evladınız için istiyorum. Bu seçimi Manisa'ya kazandırın. Memleketi Manisa'da hem Büyükşehir Belediye Başkan adayı hem de ilçe belediye başkan adayları için hiçbir yerde yapmadığımı yapıyorum diyerek isim vererek İyi Parti seçmeninden oy istedi Özgür Özel. 2019 seçimlerini hatırlatarak. Özgür Özel kardeşiniz dünya siyaset tarihinde belki de ilktir. 3 oyunu da bir başka partiye verdi. Manisa diye. İyi Parti ile ittifak kurduk onlar kazansın diye. İYİ Parti küçük bir farkla kaybetti. Biz elimizden geleni yaptık. Sözümüzü tuttuk. Bu seçimlerde yine ittifak olabilirdi. Olmadı. İş ittifakın sandıkta kurulmasına. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim maratonunda memleketi Manisa'ya ayrı bir önem veriyor. Seçim turunda bir ayağı memleketinde. Manisa'da rekabet yüksek. Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün. AK Parti MHP'nin adayını destekleyecek. Özel, Cumhur İttifakı'nın adayı Ergün'ü kendi arsası için imar artışı yapmakla suçladı. Kentsel dönüşüm olacak. Cengiz Ergün'ün yol üstündeki küçük arsası bu işten tam 300 daire kazanacak. 31 Mart'ta israfı, peşkeşi, partizanlığı bitirmeye bu vicdanı Karadağ
adamlardan, bu gözü dönmüşlerden Manisa'yı kurtarmaya var mısınız? Emekli, işçi, ataması yapılmayan öğretmenlere getirdi sözü Özel. Verilen sözler tutulmadı diyerek bu kez iktidarı hedef aldı. 1 milyon öğretmen var. O 1 milyon öğretmen atanmadı. Tayyip Bey bir de onlara lakap taktı. Atanamayan öğretmenler. Sanki kusur öğretmendeymiş gibi. Söz verdi, mülakatı kaldırmadı. İlk geldiklerinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken 5,5 çeyrek altın o günden bugüne kayıp. Emekliler bir seçim sandığında kaybettiler. Önlerine gelen ilk seçim sandığında bunun hesabını soracaklar inşallah. Özel Manisa mitinginden sonra Denizli'de de seçmenle buluştu. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında gerilim tırmanıyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iki parti arasında en büyük rekabetin yaşandığı Şanlıurfa'daydı. AK Parti'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ne geçen Şanlıurfa adayı Kasım Gürpınar'a oy istedi. Tüm hakları elinden alınanlar için biz geliyoruz. Şimdiden Urfa'ya Mehmet Kasım Gülpınar dönemi hayırlı olsun diyorum. Kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Ya size kaybettiren Yeniden Refah değil, size kaybettiren 22 senedir uyguladığınız kibirli, enaniyetli, rantçı belediyecilik anlayışın. AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu Şanlıurfa'da meydandaydı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ilklerin ilk gerildiği adres. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bize kaybettiriyorlar sözlerine yanıt verdi Fatih Erbakan. Size Yeniden Refah kaybettirmiyor. Emekliyi, dar gelirliyi İçine düşürdüğünüz durum kaybettiriyor. Size İsrail'le ticarete devam etmeniz kaybettiriyor. Yeniden refaha verilecek her oyun İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM ittifakını iktidara getireceğini bilmenizde fayda var. Yeniden refaha suçlamak yerine 20 senenin faturasına dikkatlice bir bakarsanız neden kaybettiğinizi çok iyi bir şekilde anlamış olursunuz. AK Parti Yeniden Refah arasında seçimin son haftasına girilirken, restleşme sürerken AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozda Cumhurbaşkanımızı hançerlediler diyerek ses yükseltti. Yeniden Refah'a gidip adaylık pazarlığı yaptılar, oraya geçtiler. Şimdi bu çok açık bir şekilde Erdoğan sevgisi değil, Erdoğan'a ihanettir AK Parti'ye. Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Bizim arkamızda ne devlet gücü var, ne de biraz önce bahsettim, her gün bize desteğe gelen bir bakan var. Desteğe gelseler sadece yeterli. Bir de geliyorlar, gündüz oruç tutuyorlar, akşam bir de iftira atıyorlar. Buyurun size Müslümanlık, buyurun. Mahşerde hesaplaşacağız. Yeniden Refah ise aslında ittifakta olmamasına rağmen ittifak varmışçasına gibi göstererek AK Parti adayına zarar veriyor. Bakıyorum, akşama kadar Yeniden Refah Partisi'ni kötülüyorlar. Yeniden Refah Partisi böyle yapmış, Yeniden Refah Partisi şöyle yapmış. Ya ben de diyorum ki ben Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz. Çıkın karşıma, çıkın, konuşalım. Hayır, bir de korkaklar, yapamıyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz de İstanbul'da seçim kampanyası yürüten bakanlara ve rakibine karşıma çıkın diye res çekti. Genel Başkan Fatih Erbakan ise iktidara bir kez daha İsrail'le ticareti kesin diye seslendi. Günde 8 tane 10 tane gemi Türkiye limanlarından kalkıp harıl harıl katil Siyonist rejime mal taşımaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana 8 milyon lira değerinde dikenli tel Türkiye'den İsrail'e gönderin. Liderlerin seçim yarışında gündemde tuttuğu en önemli başlık emekli maaşları. İyi Parti lideri Akşener, Deva Partisi lideri Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir kez daha iktidarı hedefe koydu. Emekliler aç aç. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insan bir evi geçindiremez. Kira verse ölür, kira vermese de aç kalır. 27 yıl devlet memurluğu yaptım. Oğluma bir şey alamadım. Terminallerde yatıyor 70 kişi.
Böyle adalet olur, böyle kanun olur. Meydanlarda, sokaklarda, esnaf ziyaretinde gündem seçim, başlıksa geçim derdi. Emeklilerin artan enflasyon karşısında doğalgaz, elektrik, kira gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, ucuz et, ekmek kuyruğunda saatlerini geçirmek zorunda kalmaları muhalefet liderlerinin gündeminde. Verelim 10 bin lira geçmesin. Hatta ben kendime 10 daha vereyim, 20 liraya geçirsin. Geçirebilecek kesin 20 bin lira. Ben 3 tane çocuk okudum üniversitede. Benim maaşım bir ne yetmiyor? Sonunda ne oldu? İşte sonunda geldiğimiz nokta belli. %50 Merkez Bankası faizi. Yoksulluk sınırı 50 bini geçmiş ya. Sayın Erdoğan, her şey senin iki dudağın arasında. Emeklilere 11 bin lira derhal seyyanen zam vereceksin. Yandaşlarınızın vergilerini silerken para var. Emekliye gelir demiyor. Emekliye müjdeyi duydunuz herhalde değil mi? Bankaların promosyon rakamları artacakmış. Seçime bir hafta kala emeklimize verdikleri sürpriz el kesesinden cömertlik. Bankaların kesesinden emekliye cömertlik yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere bankaların ödediği promosyonları müjde olarak duyurmasına tepki gösterdi Babacan. Merkez Bankası'nın seçim öncesi politika faizini %50'ye yükseltmesi hem Babacan'ın hem de Karamollaoğlu'nun gündemindeydi. Geçmişte faiz sebep, enflasyon sonuç diyen Erdoğan'ı eleştirdiler. Seçimlerden önce NAS var, faiz inecek, ben iş başında olduğum sürece artmaz diyenler seçimden sonra tam 9 kere faiz artırdı bu ülkede. Ve inanın o da işe yaramayacak. Türkiye'de her şey biraz daha pahatlanacak. Neticede bu sanayiciye, üreticiye gelip dayanıyor. Onlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için daha yüksek faiz ödemek durumunda kaldıklarında bu maliyeti doğrudan doğruya fiyatlara yansıtacaklar. Al senin başına ayrı bir bela. Saadet lideri TV5'te konuştu. Akşener Kütahya ve Denizli'de seçim mesaisindeydi. Babacan Kayseri'de iftar yaptı partililerle. Meydanlarda ise iktidarı zora sokan protestoların sıklaştığı İsrail'le ticaret siyasetin sıcak başlığı. Ya bildiğin gibi değil. Yani parayı görünce bunların kafası dönüyor. Zihni bulanıyor parayı görünce. Ve değerlerinden uzaklaşıyorlar. Bu İsrail'e esir düşmek manasına geliyor. Tayyip Bey iktidarda bulunduğu müddetçe bu politikalar değişmez. Tepkilere rağmen iktidar cephesinden İsrail'le ticarete ilişkin herhangi bir açıklama yok. Seçim yaklaştıkça meydanlar daha da hareketleniyor. Tansiyonun yüksek olduğu adres bu kez Hatay'dı. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ı bir kişi kürsüden aşağı etti. İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de ise pankart gerginlikleri vardı. Yani şu anda bile bizim... CHP'nin 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ'da seçim konuşması yaptığı sırada bir kişinin itmesi üzerine platformdan yere düştü. Şu anda bile bizim... Savaş yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin ardından tepkilerin, eleştirilerin hedefi olmuştu. Kürsüde uğradığı saldırı sonrası yaralanmadı. Kalkıp konuşmasına devam etti. Hatay Valiliği Savaş'ı kürsüden iten kişinin akli dengesi yerinde değil açıklaması yaptı. Şu anda bile bizim... Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım. Üzüntüsünü bildiren herkese, Samandağ ve Yaylıca halkına ve hasta kardeşimizin ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Seçim yaklaştıkça meydanlar hareketli. Seçim bölgelerinde tansiyon da yüksek. İstanbul Sancaktepe'de zarf içinde dağıtılan broşürler de gerilimi artırdı. Broşürlerde CHP adayı hakkında kara propaganda yapıldığını tespit etti CHP örgütü. Ben şimdi bunu açıp okumadım. Abi ben buradaki bütün acılığına özür dilerim. Özür dilemeyle yok. Siz tek bir durum yok arkadaş. Sen dağıttın. Ben dağıttım. Niye dağıtıyorsun bunu sen? Paranızı ver. Ben dağıttım. Sana kim para verdi? İstanbul Sancaktepe Belediyesi AK Parti'de. CHP'nin adayı Ahmet Yeğin broşürleri belediyenin dağıttırdığını iddia etti. Broşürler toplandı. Dağıtanlarsa para için yaptık dedi. Siz ne dağıtıyorsunuz ki? Ya size yakışır mı bu? Okuma yazmanız yok mu? Abi siz paramızı mı yaptık yani? Tamam, size para dese gidin adam öldürür, adam öldürür. İzmir Ödemiş'te ise AK Partililer karşı karşıya geldi. Cumhur İttifakı'nın adayı Ali Hadimi'nin Kaymakçı ilçesinde seçim çalışması, önceki dönem AK Parti Kaymakçı Belediye Başkanı Halil Güler'in destekçileri tarafından engellendi. Sandalyeler havada uçuştu. (Gülüyor)
AK Partilileri araya giren jandarma ayırdı. Gerginlik daha da büyümeden önlendi. CHP Balıkesir İl Başkanlığı AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 4,5 yılda sattığı araziler diyerek 20 metrelik pankartı kent meydanına astı. Paralar nerede diye sordu. Afiş 20 metre, 4,5 yılda Balıkesir'in 102 değerli araziye haraç mezat sattılar, elden çıkardılar. Peki 82 milyon dolara ne oldu? Bugünkü kurla 2 milyar 630 milyon nereye gitti? İstanbul'a gelen bakanlar seçim meydanındaki pankartları da konu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözünden kaçmayan pankarta tepkisi dikkat çekti. Bakanlara seslendi. Hepiniz gelin ama adayınızı bu kadar küçük düşürmeyin dedi. Kabine İmamoğlu'na karşı. Kabine kim ya? Tanıyamam ben, tanımıyorum. Ha, şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş. Tamam, pardon. Hepiniz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza. Ya bu kadar küçük düşürmeyin. Bakanların seçime bir hafta kala İstanbul'da artan mesaisi ve AK Parti'nin adayına oy istemesi seçim meydanlarında da seçmenin gündemiydi. İmamoğlu 2019'da CHP'den MHP'ye geçen Silivri'den de İstanbul'un nüfusu en yoğun birinci ilçesi Esenyurt'tan da oyları böldürmeyin diye seslendi kalabalıklara. Bir avuç insana asla oy verilmesine müsaade etmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Anlaştık mı? Particilik yapma zamanı değil. Dere yatağı üzerine kurulu dikey mimarinin kötü örnekleriyle çevrili Esenyurt'tan başladı mesaiye İmamoğlu. Rant eleştirisini sürdürdü. Bunların tek derdi rant, rant. Bu Esenyurt'ta 30 bin konut mağduru yarattılar. Sırf bir avuç insan zengin olsun diye. Buradan bir dere geçiyor, doğru mu? Bina yapmak için burada derenin yönünü değiştirdiler. İmara açtılar. Yüzünüzü nereye çevirseniz mahallelerce nüfusu barındıran gökdelenlerle çevrili bir Esenyurt ve bu kadar haneyi kaldıramayan bir altyapı. Geçtiğimiz yıllarda çokça sel ve baskın manzaralarıyla karşılaştı Haramidere. Ekrem İmamoğlu yapılan çalışmaları ve o manzaraları hatırlattı. Esenyurt için nereden nereye dedi. Her yağmurda su basıyor muydu? Can kaybı oluyor muydu? Bunu sona erdirdik. Rant yüzünden ceremesini millet çekiyor yani. O para halkın cebinden çekiyor. Şimdi emeklimizi kesti. 7 bin lira, 7 lira daha. Kuruş oldu yavrum da. Binini göremiyoruz daha. Bin nerede? İreli binlerle binaları alıyorduk. Şimdi bin kalmadı kızım yavrum yani. Emekliyi sefil etmediler mi? İşçiyi sefil etmediler mi? Paramızı pul etmediler mi? Onların aklına siz gelir misiniz? Ardından İstanbul'un tarım ilçesi Silivri'ye geçen İmamoğlu, Kanal İstanbul'un tehdit ettiği topraklardan ses yükseltti. Gündemlerinde yokmuş gibi davranıyorlar ama inanmayın. Bir yandan ihalelere devam ediyorlar. Verilmiş sözleri var, taahhütleri var. Hem de çoğu yurt dışından. Pazar günü Erdoğan İstanbul mitinginde olacak ama Ankara'da da İmamoğlu'nu hedef almayı sürdürdü. Günlerdir dilinden düşürmediği il binası satın alma görüntüleri üzerinden. İmamoğlu ayak oyunları diye karşılık verdi. Para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Biz çocuğumuza ilk neyi öğretiriz? Yalan konuşmayacaksın. Öyle değil mi? Koca koca adamlar, kurgular, kışkırtmalar, seçimi bütün bu ayak oyunlarıyla kazanmaya çalışıyorlar. Ben sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Yeter ki siz bizim arkamızda durun. Bugün Atatürk Havalimanı'ndaki miting alanını gezen AK Parti adayı kurum programlarını basına kapatmadı. Hatta soru bile yanıtladı. Lüks konut sahibi olması sorulunca muhabire kızdı. Ayasofya Kebir Camii'nin tablosu hediye ediliyor. Sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil değerli arkadaşlar. Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek. Dün Ağızka Türkleriyle beraberdim. Ağızka Türkleri sevinecek. Murat Kurum'un vaatleri bir kez daha İstanbul, hatta Türkiye sınırlarını aştı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savurda Partisi'nin gençlik kollarıyla buluştu. Yeni güne ise Büyük İstanbul mitingi hazırlıklarıyla başladı. Murat Kurum pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı sahneden İstanbul'a seslenecek.
Bir gün öncesinde mitingin gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtladı. Bizim alnımız ak, değerli arkadaşlar, malımız, mülkümüz, her şeyimiz ortada. Murat Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde imar değişikliğine imza attığı bölgede lüks konut sahibi olması soruldu. Kurum soruyu soran muhabiri açık aramakla suçladı. Biz Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak ülkenin her yatırımına ÇED raporu büyüklük ölçeğinde baktığınızda büyük olan bütün projelere ÇED raporu veririz. Yani siz bir şey bulamadığınız için illa bir şey bulmak üzere çalışma yaptığınız için ne arasanız nafile bulamayacaksınız. İstanbul, İstanbul büyük aşkımsın. Seni çok seviyorum, sen muradımsın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un avcılar mitingi için saat 13.30 olarak açıklanmıştı. Ama saatler şu anda 15.10'u gösteriyor. Yani 1 saat 40 dakikalık gecikmenin ardından Murat Kurum sahneye çıktı. Murat Kurum'un avcılar da miting sahnesine gecikmeli olarak çıktığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Büyük Ankara mitingindeki konuşmasını tamamladı. Erdoğan Ankara adaylarını tanıtırken AK Parti'nin İstanbul adayı konuşmaya başladı. Hiçbir yatırım gerektirmeyen İspark bile bunların elinde zarar et. İspark niye zarar eder ya? Bunlar İstanbul'u rant görüyorlar, rant. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu rantla suçlayan Murat Kurum 1999 depreminde İstanbul'da en büyük zararın yaşandığı avcılarda dönüşüm sözü verdi. Avcıların her bir mahallesinde dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Haberle ilgili söyleyeceklerim var. Şimdi ise İstanbul için iftar vakti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alelfelâh. Hayya alelfelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La Sevgili seyirciler, Allah kabul etsin. Biz bültene devam edelim. Evet, neyden bahsediyorduk? Murat Kurum'dan. Şimdi kendisi bakan olduğu dönemde imar değişikliğine imza attığı bölgede lüks konut sahibi olduysa bir gazeteci bunu sorar. Gazeteciyi açık aramakla suçlamıştı ya. Hatta gelişmiş bir ülkede her yerde bu haber olur. Bizde olamıyor, medyanın %90'ı kadarı iktidar kontrolünde olduğundan olamıyor. Aslında olması gerekir. Ve bu bir adayın çekilmesine bile neden olur. Açık aramak değildir. Bir de Kabaktepe'den izin aldıktan sonra ilginç görüntülere neden oldu. Bir doğruyu itiraf etmiş Murat Kurum. Şöyle demiş, biz bakanlık olarak ülkenin her yatırımına ÇED raporu, büyük olan bütün projelere ÇED raporu veririz. Tek sorun var, İliç'teki gibi mi? Efendim, Ankara'da adaylar arasında mal beyanı tartışması her geçen gün büyüyor. Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın kızı için 32 yıl geri ödemeli aldığı Londra'daki ev hakkında benim bütün varlığımdan daha değerli dedi. Mansur Yavaş rakibine takas yapalım çağrısında bulundu. Belediye başkanı şeffaf olmalıdır değil mi? Mal beyanını açıklamalıdır değil mi? Mal beyanını açıklayan rakibim onu da eksik açıklamış. Antalya'da 600 tane dairem varsa, tapusunu çıkartmazsa namerttir. Ben istifa edeceğim. Kız kardeşiniz bu mal beyanı eksik diyor, onu da mı yalanlayacaksınız? Niye yalan söylüyorsunuz? Yalan söylüyorsanız niye Ankara'nın yönetimine talip oluyorsunuz? Başka yalanlarınız ne var? Halktan sakladığınız ne var?
her şeyi açıklayın. Ankara'da adaylar arasında mal beyanı tartışması daha da alevlendi. Açıkladığı mal beyanının dışında Antalya'da 600 konutunun olduğunu Turgut Altınok'un ablası doğruladı. Mansur Yavaş, "Ablanı da mı yalanlıyorsun?" diye sordu rakibine. Bir tane bile daire, bir tane bile arsa eksik gösterdiyseniz halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Mal varlığında eksik bile var. Mesela Turgut'a da bana da babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış. Onları intibak ettirmediğimiz için görünmüyor olabilir ama onlar da var. Yeriniz var mı daha doğrusu 600 konut Antalya'da? Babadan kalan, daha önceki mal varlığımızı söylüyorum. Babadan kalan. Ben şimdi bunu sen belediye başkanı olduğunda şöyle yaptım falan diye bir iddiam yok ki. Listenizde Antalya yok mesela. Bu kadar gayrimenkul ortaya çıkıp arkasından hiçbir banka hesabı olmaması, ziynet eşyası açıklanmaması nedeniyle ben sordum. Sözcü TV'de soruları yanıtlayan Mansur Yavaş, "Ben kimden kaldığını sormadım, neden açıklamadın diye sordum" diyerek yüklendi. Ziynet eşyası, banka hesabı ve kira gelirlerinin olup olmadığını da sormaya devam ediyor. Mansur Yavaş Yeni Günde ise rakibinin Londra'da ev aldığı iddiasına yanıt verdi. Önümüzdeki haftaya işaret etti. Kızımın aldığı, mortgage'la 32 yıl taksitle aldığı bir evi, Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var, dilimde tüy bitti. Önümüzdeki hafta bütün belgeleri açıklayacağım. Mortgage'dan aldım diyor, bir şeyler diyor. Londra'daki evi, şu bizim bütün babadan kalan tarlaları satsak o evi satın almaz. Takas yapalım. Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım. Mal beyanı tartışması takas polemiğine kadar uzandı. Mansur Yavaş, CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner'le birlikte seçmenle buluştu. Yıllarca ayrımcılığa, baskıya, yok sayılmaya, dışlanmasına rağmen inancını, direncini kaybetmeyen, asla yılmayan, vazgeçmeyen Çankaya'ya bu yakışır, Çankaya'ya CHP yakışır. Emeklerimize 1000 lira değil 15 Nisan'da 5000 lirayı hesaplarına yatıracağız. 5000 lira. Turgut Altınok ise Ankara mitinginde emeklilere yardım sözünü ineledi. 10 bin lira maaşla yaşam mücadelesi veren emekliler hafta sonunda yine meydanlara çıktı. Yıllar içinde nasıl fakirleştiklerini anlatırken DİSKAR'ın hazırladığı emekli durum raporu vahim tabloyu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'deki emekli aylığı Avrupa'nın 6'da 1'i düzeyinde. Sadaka değil, insanca bir ücret. 10 bin lira yaşama, öl demektir yani. Bıçak kemiğe dayandı. Geçinemiyoruz. Askeriyle, polisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkedeki emeklileri de, işçileri de, işsizleri de, gençleri de, çocukları da, kadınları da insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki niyet olsun, yeter ki tercihler değişsin. DİSK emeklilerle birlikte kaynak var ama niyet yok dedi İstanbul'da. Emeklinin yıllar içinde nasıl yoksullaştığı raporlarla gösterildi. 2002 yılında asgari ücretten %22 daha fazla ücret alan emeklinin aylığı bugün asgari ücretin 4'te 1'ine kadar geriledi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaynak yok sözlerinin aksini savundu. Ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı bundan 20 yıl önce 2002'de %61 iken 2023'te bu oran %77'ye yükselmiş durumda. Yani istenirse kaynak var. 20 sene önce bu emeklilere soruyordu simit kaç para diye. Şu anda emekliler simit alamıyor, simit. Kaynak var, niyet yok. Türkiye'deki emekliler yoksulluk sınırına yaklaşmak bir yana açlık sınırının bile çok çok altında yaşam mücadelesi veriyor. Bir Avrupalının imkanlarına sahip olmak istese de bunun hayalini kursa da ne yazık ki yüksek enflasyon karşısında her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor. DİSK'in araştırmasına göre Türkiye'deki emeklilerin yarısı ya çalışıyor ya da iş arıyor. Geceler işe gidiyorum. 12 saat çalışıyorum.
asgari ücretin altında da bir ücret alıyorum. Şu anda uyumadan buraya geldim. Avrupa iyi yaşıyor. Oradaki parayı getirip buraya otellere gidiyor, tatillere gidiyor. Emekliler burada ölmüş. Ortalama emekli aylığı Merkez Avrupa ülkelerinin 1/6. Emeklilerin yaşadığı yoksulluk, DİSKAR'ın Avrupa ve Türkiye'deki emeklilerin durumu raporunda ortaya kondu. Rapora göre ortalama emekli aylığı İspanya ve Fransa'da 1400, Almanya ve İtalya'da 1500, Belçika'da 1700, Hollanda'da da 2000 euronun üzerinde. Türkiye'de ise sadece 237 euro. Şu kadar bir peynir 200-300 lira nedir ya? Süt, peynir, yumurta bunlar zaruri ihtiyaç, gıda yani. Efendim, bu araştırmada bir önemli nokta daha var. Türkiye'de çalışan emekli oranının çok düşük olduğu iddiası doğru değildir deniyor. Hani hep deniyor ya, çünkü Türkiye yaşlandı, emekli sayımız çok, ondan ödenemiyor. Ama bakın, 2021 itibariyle Avrupa ülkelerinde bu oran ortalama 1,6, Türkiye'de 1,9'muş. Yani Avrupa'da 1,6 kişi bir emekliye bakarken bizde durum daha iyi diyor araştırma. 1,9 kişi bakıyor bir emekliye. Efendim, bir iş insanı hayır yapmak istedi ama yardım niyeti izdihamla son buldu. Yozgat'ta iki kamyon dolusu sebze yarım saat içinde tükendi. Kasalar, poşetler kapış kapış gitti. Batman'da ise bir çeyiz mağazasının açılışı için toplanan kalabalığı polis dağıttı. Soğanlar havada uçuştu, poşet bulunamadı, salatalıklar şallara dolduruldu. Domatesler kasa kasa taşındı. Yozgat'ta bir iş insanı Ramazan ayı nedeniyle sebze yardımı yapmak istedi, izdiham çıktı. İş insanı Hanifi Kızıltaş iki kamyon dolusu sebzeyi Yozgat Fatih Camii önüne park etti. Amacı Ramazan dolayısıyla erzak dağıtmaktı. Ancak büyük kalabalık toplandı meydana. Yozgatlı domates, patates, soğan, sarımsak alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Geçmişlerin canına yazdın. Ne aldınız? Soğan aldılar, ekmek aldılar. Çoğunluğu yaşlılardan ve kadınlardan oluşan kalabalık soğuk havaya ve kar yağışına aldırmadı. Kasa kasa sebze yarım saat içinde tükendi. Benzer manzara Batman'da da vardı. Bütün Batman halkını büyük açılışımıza bekliyoruz. İşte bu çağrıdan sonra miting alanını aratmadı mağaza önü. Binlerce kişi çeyiz ürünlerindeki indirimden yararlanma umuduyla mağazaya akın etti. Ancak kapılar açılamadı. Kalabalık o denli büyüktü ki polis müdahale etmek zorunda kaldı. Bugün alışveriş çoğunlukla emin olun arkadaşlar, bak. Sağlık sıkıntısı çekenler var. Lütfen izdiham olmaz. Polis anonsuyla kalabalık dağıtıldı. Mağazanın açılışı da izdiham nedeniyle iptal edildi. İnsanların canını riske atamazdık. Fenalık geçirenler, bayılanlar, nefessiz kalanlar oldu. Dışarıda yaklaşık 6-7 bin insan vardı. Bir izleyicimiz yeter ki saraylarda yaşamaktan vazgeçsinler demiş. Bir izleyicimiz yeter ki 3600 ek gösterge birinci dereceye düşen tüm memur ve emeklilere verilsin. Bir izleyicimiz de yeter ki adil kademeli emeklilik sistemi gelsin ve yeter ki siyasetçiler emekçinin sesini duysun. Sizlerden gelen mesajlardan bazıları böyleydi. Sevgili seyirciler, İstanbul Emniyeti'nde Yunus ekiplerinde görevli Furkan Bor Şişli'de seyir halindeyken trafik kazası yaptı. Beton bariyerleri çarpan 27 yaşındaki genç polis şehit oldu. Polis memuru Furkan Bor İstanbul'da trafik kazasında şehit oldu. Şehit polis memuru Bor için düzenlenen törende ailesi güçlükle ayakta durdu. Emniyet teşkilatı, görev arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı Furkan Bor'u. Polis memurunun şehit düştüğü kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerin derinden üzmüştür. Keskin virajı bölen beton bariyerlere çarparak şehit düştü polis memuru Furkan Bor. Bir yıl önce Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden başarıyla mezun olmuş, henüz 3 ay önce İstanbul Emniyet Teşkilatı'na katılmıştı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde Yunus ekipleri bünyesinde görev yapıyordu. İstanbul Şişli'de gece geç saatlerde Yunus ekipleriyle birlikte görevdeydi.
Motosiklette ekip arkadaşı polis memuru Faruk Furkan Keleş'te bulunuyordu. İki polis memuru yolu bölen beton bariyerlere çarptı motosikletle. Yola savruldular. Polis memuru Furkan Faruk Keleş hafif yaralandı. Polis memuru Furkan Borsa ağır yaralıydı. Hemen ambulans hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, şehit düştü. Şehit Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Ardından gözyaşlarıyla defnedilmek üzere memleketi Bingöl'e uğurlandı. Hataylı depremzede bir annenin 3 evladından ikisi 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirdi. Anne Halime Nuray Bağrı Açık enkazdan 16 saat sonra kurtarıldı ama sol kolunu kaybetti. Hayata 8 yaşındaki kızıyla tutundu. Kızını kimseye ihtiyaç duymadan büyütmek için biyonik kola ihtiyacı var. Halime, tut elimi kızım. Öküzü yüzük kuyruğuna geldik. Biraz sabırlı ol. Halime, benden ayrılma. Gel anneme, öpeyim seni. Gel, gel. Oh. Tek hayalim kızımın saçını toparlayabilmek, üstünü değiştirebilmem, bütün ihtiyaçlarını tek başıma görebilmem. Kimseye muhtaç olmadan yapabilmek istiyorum bunları. Tek hayali depremde onunla birlikte hayata tutunan tek kızının saçlarını toplayabilmek. Halime Nuray Bağrı Açık 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkaz altında kaldı. 16 saat sonra kurtarıldı ancak bir kolunu kaybetti. Umutlar, hayaller ve sevgiler enkaza gömüldü ancak kızı için devam edebilmek adına bir biyonik kol hayaline tutunuyor anne Nuray Bağrı Açık. Halime kaç yaşındasın? Halime! Böyle çıkmıştı enkaz altından depremden tam 16 saat sonra. 3 çocuk annesiydi Halime Nuray Bağrı Açık. 2 kızını kaybetti. 8 yaşındaki İrem ise 132 saat yani 5,5 gün sonra çıkarıldı enkazdan. Anne kız birbirlerinden güç alarak yeniden yaşama tutundular. Bir şey olmaz annem, kesin. Kızımın sol ayağı amputa. O şu an protez kullanıyor. Benim sol kolum kesildi. Anne Halime Nuray Bağrı Açık sol kolunu, kızı İrem sol bacağını kaybetti. Şimdi protez bacakta ayakta duruyor. İrem'e protez takıldı ancak anne Bağrı Açık SGK'nın karşıladığı protezle günlük işlerini, kızının ihtiyaçlarını karşılayamadı. Biyonik kol için destek bekliyor. Yani amacım ona daha iyi bakabilmek, bakımını üstlenebilmek. O da biyonik kol. Yani başka bir türlü hayalimiz kalmadı. Otomobil almak da zor, aldıktan sonra masrafların altından kalkabilmek de. Durum böyle olunca motosiklete olan ilgi arttı. İstanbul'daki motosiklet fuarında adım atacak yer kalmadı. Otomobil fiyatları çok yüksek, maliyetler yüksek, trafik sigortaları yüksek, krediler yüksek. O yüzden de herkes iki tekeri tercih ediyor. 3 yıldır geliyorum. İlk defa bu kadar kalabalık gördüm. Yani geçen sene bu kadar değildi. Nedeni ne? Çünkü ekonomi. Bıktık abi. 44 lira oldu. Bugün mazot aldım. 44 lira yani. Benzine, motorine gelen üst üste zamlar motosiklete ilgiyi de katladı. Motosiklet fuarına rekor katılım oldu. Otomobil sürücüleri sürekli artan masraflar nedeniyle 4 tekerden 2 tekere geçmek istiyor. Var mı otomobiliniz? Var. Depo kaça doluyor? En son 3000 liraya dolmuştu. Eşinizin otomobili var. Yakıtlardan dertli. Sizin motosikletiniz var. Benim için çok iyi motosiklet tabii. Ya, otomobil almak zaten şu an çok sıkıntı. Krediler yüksek. Oranlar yüksek, vergi yüksek, bakım yüksek. Hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatları yüksek. Taşıt kredisi, faiz oranları da öyle. Otomobile sahip olduktan sonra da masraflar artarak devam ediyor. Kasko, trafik sigortası, bakım ve akaryakıt derken sürücülerin sırtındaki yük gittikçe katlanıyor. İnsanlar artık yakıt ne kadar tüketiyor, bunlara bakıyorlar yani artık. İstanbul'da düzenlenen motosiklet fuarına çok yoğun bir ilgi var ziyaretçilere göre. Bu ilginin en büyük nedeni artan akaryakıt fiyatlarından sonra bir tasarruf arayışı. Önceden bir ayda bir depoyu doldururken şu anda mümkün değil, dolduramıyoruz. Otomobilimiz var ama motosiklete yönelmeyi tercih ediyoruz. Son akaryakıt zamlarından sonra benzinin litresi 43 lira 44 kuruş. 50 litrelik bir aracın deposu da 2000 liranın üzerinde doluyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu artıştan sonra motosiklete de ilgi çok büyük. Örneğin bu motosiklet 150 cc ve 11 litre deposu var.
deposu da 477 liraya doluyor. Her bütçeye göre motosiklet vardı ama fuarda en çok ilgiyi düşük motor hacmine sahip az yakan ve elektrikli modeller gördü. Bu gördüğünüz aslında bir kamyonet değil, elektrikli motosiklet sınıfındaki bir araç. En büyük özelliği de elektrikli olması. Bataryası 10 liraya doluyor, yaklaşık 120 kilometre yol gidilebiliyor. Üstelik bir vergisi de yok. Bu yüzden de çok tercih ediliyor. Fiyatı ise 500 bin lira. En çok yoğun ilgi gören ürünümüz. Az yakıt ya da elektriğe kaçmaya başladık yani. Elektrikli, maliyeti düşük, 120 bin TL fiyatı varmış. Alır mısınız? Fiyatı güzel, mantıklı. Yeni verilere göre... ve kazanıyoruz diyor. Seçmen heyecanlı, adaylar heyecanlı. 31 Mart gecesi o heyecanın taşınacağı yer yine aynı. Now Haber ekranı. Türk halkı demokraside kararlıdır. Sabırsızlıkla sandığa gitmek isteyen çok insan olduğunu gösteriyor. Daha var o güne demişti Selçuk Tepeli. Evet. İşte o günün içindeyiz. Seçmen oyunu kullanacak, sonucunu Now Haber'den takip edecek. Yayın maratonu Gülbin Tosun'la Now ana haberle başlayacak. Seçim yasakları kalkar kalkmaz Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ilk sonuçları duyuracak. Yine en temiz ekranda en anlaşılır grafikler ve adaylardan canlı bağlantılarla. Şimdi ilk veriler gelmeye başladı. Bir ajans çok yüksek açmış olabilir bir ismi. Tam 12 seçim geçirmiş bu ekip. Ve 12 seçimde de adres burası olmuş. Now Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk iki ajanstan gelen verileri analiz edecek ve sonuçlar netleştiğinde Türkiye'yi nasıl bir siyasi ortam bekliyor? O sorunun yanıtı da yine Now Haber stüdyosunda. Açıklamalarla ilgili canlı bağlantılar yapacağız. Çok hızlı bir şekilde o oylar sayılacak. Orta sayfanın deneyimli gazetecileri Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek'le birlikte Now Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten ve Now Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu yeni siyasi iklimi anlatacak. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi. Seçim deneyimi olan bu ekip size güzel bir gece yaşatacak. Now'da seçim özel yayını 31 Mart'ta. Şimdi ara zamanı. Havasına, efendim Now hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Now'da yayın dizimiz Korkma Ben Yanındayım'la devam edecek. Yeni bölümüyle iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır.